Warp teknolojisi gerçek olabilir mi? Warp motorları, solucan tünelleri belki yarım yüzyıldan fazladır bilim kurgu ve film ve romanların vazgeçilmezlerinden. Aerodinamik bir şekilde güzelce tasarlanmış bir gemiyle galaksi içinde şöyle bir tur atmaya kalkmak, ışık hızında bile yüz binlerce yıl alacakken, buna ne enerji ne binlerce neslin ömrü yetebilecekken nasıl olmasın? Gerçi pek çok bilim kurgu hikayesi böylesi sınırları aldırmaz. Han Solo bir düğmeye basar ve Millennium Falcon'un ortadan kaybolup galaksinin başka bir noktasından çıkması birkaç saniye alır. Yüz binlerce gross tonluk Battlestar Galactica Cyclone saldırısından uzay zamanda gönlünce yaptığı sıçramalarla kaçar. Ama evrenin akıl almaz büyüklüğünü dert edenler de vardır. Bunlar bazen ekibi aylar ya da yıllarca özel yataklarda uyuturlar. Hedefe varınca yolcular tüplerinden gerinerek çıkar. Ama gittikleri en fazla Jüpiter'dir, Mars'tır. Yan komşu yani. Gerçekçi olmaya çalışmak bazen hakikaten sınırlayıcı olabiliyor. Hem gerçekçi hem eğlenceli olmaya çalışan yazarlar ne yapar o halde? İşte onların imdadına teorik fiziğin gerçekçiliği, şüpheli kozmetiği, çarpıcı spekülasyonları yetişiyor. Yazarlara kendi hayal güçlerinin sağlayabileceğinden daha fazla malzeme vererek bazen. Samanyolu galaksisinin çapı ortalama 150 bin ışık yılı. Işık hızında şöyle bir gidip gelmek 300 bin yıl demek. Yani gemiyi ışık hızına çıkartmak da işe yaramıyor. Enerji haline gelip radyo sinyali olarak gidip hedefte maddeye dönüşünce de hesap değişmiyor. Burada genel görevliliğin fantastik araçları imdada yetişiveriyor. İşte solucan delikleri. Bir tarafından girip diğer tarafından çıkmak Kadıköy'den metroya girip Kartal'dan çıkmaktan daha kolay. Tünel yapmak pahalıysa uzay zamanı büzüştüren warp motorları imdada yetişiyor. Hikayede zamanda yolculuk var. Gelsin genel görevliliğin özel çözümleri. Pop fizikçiler bile madem zamanda bir koordinat, onda neden ileri gidilmesin diyebiliyorlar. Kapalı bir zamanvari, yapı kur olsun bitsin. Zaman yolculuğunun önde gelen savunucularından biri, popüler fizikçi Michio Kaku, Kaku'ya göre zamanda yolculuğu engelleyen hiçbir fizik yasası yok. Olamayacağını ispat yükü ise buna inanmayanlardı. Kapalı zamanvari yapıya örnek dönmekte olan sonsuz bir silindir. Tam adıyla tipler silindiri. Sonsuz uzunlukta ve dönmekte olan bu silindir, bu yazının sınırlarını aşan bir argümanla nedenselliği bozabiliyor. Yani geçmişe gidip büyük dede ve anneannelerinizin birinin ölümüne neden olabiliyorsunuz. Ama bunun yapılması aslında yapılmaması, çünkü yapan kişinin hayata gelmesine neden olan olaylar zincirinin bozulması demek. Ama Kaku'ya göre onun da kolayı var. Bu durumda ikinci bir olaylar zinciri oluşuyor. İkinci zincir demek ikinci evren demek aslında. Anne ve babanın tanışmadığı, senin olmadığın bir evren. Fizik kuralları nedensellik, tutarlılık bozulmasın, kimsenin canını sıkılmasın diye ikinci evreni yaratabiliyor. Zaman yolcuları kendi evrenlerinde geriye giden, attıkları her adımda sayısız evren yaratan tanrılara dönüyorlar. Warp motoru çalışması nereden geliyor? Bu çalışmanın niteliği hala halka açılma yolundadır. Bilindiği üzere ABD ordusunun yeni düşman teknolojilerini önceden tahmin etmesine ya da tanımlamasına yardımcı olan bir edinim tehdidi desteği referans dokümanıdır. Görünürde çok çok kurumsal olanları içeren, ayrıca gelişmiş havacılık silah sistemi uygulamaları programı adı verilen
bir şey için bir dizi ileri teknoloji raporları çalışması da oldu. Bu Las Vegas'taki Class TV'nin yakın tarihli bir hikayesine göre UFO görüntülerinin askeri personel tarafından rapor edilmesine yönelik bir çaba olan gelişmiş havacılık tehdit tanımlama programını içeren daha büyük bir programdı. New York Times ve Politico Aralık ayında AA tıp varlığını ortaya koydu. Çıkışlar eski ABD senatörü Nevada'dan Harry Reid'in örgütlenmesini ve milyonlarca devleti bazen kara para olarak adlandırılan gizli hükümet fonlarını güvence altına aldığını söyledi. Peki Warp'ın yakıtı nedir? Warp motorlarının uzay zamanı bükmesi için muazzam miktarda enerji gerekiyor. Ne benzin, ne roket yakıtı, ne nükleer enerji, ne de füzyon enerjisi buna yeterli. Nitekim uzay yolunda yakıt olarak antimadde kullanıyor. Ancak iş uzay zamanı bükmeye gelince mesele sadece yüksek enerji üretmek değil. Bize bir de uzay zamanı bükme kabiliyetine sahip alışılmadık bir yakıt lazım. Her ne kadar antimadde maddeyle temas ettiğinde büyük bir patlamayla yok olsa da antimadde evreni bükmeyi başaramıyor. Bunun için sıra dışı özelliklere sahip egzotik madde kullanmak gerekiyor. Evrende egzotik madde olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Egzotik madde varsa bu albenili resimleri gerçek hayata dökebilir. Kağıt üzerindeki hesaplamaları kullanarak tersanede gerçek bir warp motoru inşa edebiliriz. Yine de teorik gelişmeler sevindirici. Dr. White ve ekibi ışıktan 10 kat hızlı gitmeyi sağlayan 10 metre çapındaki bir warp köpüğü oluşturmak için sadece 500 kilogram egzotik maddenin yeterli olduğunu öngördüler. En yakın komşumuz yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri olduğuna göre bu hızla oraya 5 ayda gidebiliriz. Düşünün, 1500'lerde Avrupalılar Kuzey Amerika'ya 3 ayda gidiyordu. Biz ise warp sürücüsü ile James Cameron'un Avatar filmindeki Venture Star gemisinden çok daha kısa sürede yakın yıldızlara erişebiliriz. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Warp motorları sadece teorik olarak olabileceği düşünülen motor tipleridir. Ve bilim kurgu filmlerinde ve dizilerinde sıkça gördüğünüz bir teknolojidir. Gerçeklik durumu halen araştırılmakta olup şu an en yüksek uzağa çıkabileceğimiz teknoloji bazında bakıldığında antimadde ile yapılacak herhangi bir teknolojik cihazla mümkün olabileceği düşünülüyor. Antimaddenin de üretimi çok zor. Şu an CERN gibi büyük hadron çarpıştırıcılarında bu maddenin üretimiyle alakalı işler de yapılıyor. Ancak yani gramla bile ifade edilmeyecek değerler üretilebiliyor ve bu değerlerdeki antimaddenin değeri de milyarlarca dolara mal ediliyor.